Ne zaman bu kadar vefasız oldunuz? Ne zaman bu kadar ülkücü hareketin tabanındaki hangi depremi yaşadınız? Hangi kırılmayı yaşadınız? 15 gün boyunca tehditler aldık. Twitter'dan, şuradan, buradan. Ya kimseden korkmuyoruz. Biz gazeteciyiz. Kalemimizi, ama burada benim özel olarak, birey olarak bir Türk milliyetçisinin hukukunu korumak, Musa amca için, hanımefendi için insan kahroluyor. Ne oldu da ne zaman bu kadar vefasız oldunuz? Bunu sormak hakkımız. Yani bağırmakla, çağırmakla, tehdit etmekle kimse korkmaz. MHP'ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz dedi. Devlet Bahçeli. Ne yapacak Devlet Bey? Ne yapacak? Bizi de mi öldürttürecek? Ne yapacak? Sabrımızı yani? Zorlamayın. Sabrımızı zorlamasınlar. Ayarlarımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden hiçbirisi kalkamaz yerinden şeklinde de bir çıkışı da oldu. Sayın Bahçeli'ye şunu söylüyoruz. Sinan Ateş'le ilgili bir bildiğiniz bir şey varsa, ihanet ettiyse, bu ülkeye ihanet ettiyse, vatan hainliği yaptıysa açıklayın arkadaş. 30 gündür uyuyamıyoruz. Uyutun bizi ya. Bırakın biz gidelim uyuyalım o zaman. Yani algılarla bir yere varılamaz. Şimdi bir genel başkana yakışıyor mu bu ifade? Ben bir Türk milliyetçisiyim. Ben bir gazeteciyim. Sözde gazeteci değil. 34 yıldır gazetecilik yapıyorum. Biz sosyal medya faresi değiliz. Bu ifadeleri reddediyorum. Böyle bir ifade olamaz. Fitil fitil burnumda. Ne yapacaksınız? Sinan Ateş gibi bizi de mi öldüreceksiniz? Yani bunlar kabul edilecek davranışlar değil. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Açıklayın bildiğiniz bir şey varsa. Açık yaraya kurt düşmez derler atalarımız. Çıkın açıklayın arkadaşlar. Yani neden bastağı bilemediklerini, yani şöyle bir olay var deyip belki de açıklansa. Açıklayın. Hani, biz de diyelim ki Devlet Bey haklıymış kardeşim. Biz de diyelim ki Devlet Bey haklıymış. Ama bir insan katledilemez. İki tane kız çocuğunun babasını katledemezsiniz arkadaş. Ne yaptıysa. MHP'nin genel başkanlığına aday olacağım. Yok öyle bir şey. Yani Sinan Ateş'e gelene kadar birçok insan, çok kabiliyetli bir çocuk. Ayrı bir şey. Ama Sinan Ateş'e gelene kadar yüzlerce insan var. MHP'ye genel başkan oluyor. Yok öyle bunlarla ilgili. Devletin dini, namusu adalettir. Devlet adaletiyle namusunu ve dinini korumak zorunda. Onun için bu hadisenin içerisinde birçok iddialar, birileri çıkıyor işte asarız keseriz. Biri çıkıyor, kılıcımızla doğrarız, bizim davamız. Ya kimse kimsenin davasına müdahale etmiyor. Burada bir adli, bir siyasi cinayet var. Ve bu siyasi cinayette kim varsa parmağı Sinan Ateş, merhum Sinan Ateş'in kanında, kimin parmağı varsa ben birey olarak, Recep Can Polat olarak diyorum ki arkadaş, hukuk karşısında hesap versin. Kim olursa olsun, milletvekiliymiş, yok şuymuş, yok şu partinin genel başkan yardımcısıymış, şuymuş, şuranın, yok öyle bir şey. Adalet karşısında hesap verecekler kardeşim, kim olursa olsun. Ve bu organizasyonun içerisinde 3 tane, ikisi eski, biri ise şu anda mevcut, ülke ocaklarında genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan insan tutuklanarak şu anda cezaevinde. Biri Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Bunlara bu talimatları kimler verdiyse onlar da azmettirici olarak hesap verecekler. Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki biz Hilal'i yargılatmayacağız. Arkadaş kimse Hilal'i yargılamak istemiyor. Hilal'i yargılamaya çalışanların karşısında bütün Türk milleti olur. Kimse Hilal'i yargılama derdinde değil. Biz adalet istiyoruz, intikam istemiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aynen şu ifadeyi kullandı. Adalet Bakanı da söyledi. Dedi ki, arkadaşlar dedi, bu konuyla ilgili tetikçi dışında azmettiriciler yakaladık dedi. Azmettiriciyi yakaladık dedi. Bir tetikçi kaldı dedi, onu da yakalayacağız dedi. Bir hafta sonra ne oldu? 3 kişi daha tutuklandı yeni çıkan delillerle birlikte. Niye bu kadar? Ya onu söyleyeceğine Sayın Bakan, 2 tane özel harekat polisi bu olayın içerisinde nerede? Size bağlı olan 2 tane özel harekat polisi, ki Türk polisinin en önemli kurumlarından birisi. En önemli
alanı olan özel harekat polisi dediğimiz iki polis, bir tane uyuşturucu müptelası tetikçiyi korumalar eşliğinde koruyarak, bir çakal mevzusunu bilmiyoruz tabii. İfadelerde de rastlamadım ben çakallı diye. Ama ifadelerde net bir şekilde koruyarak. Tabii ki. Beraber... Şoförlüğünü bir polis birinde öbür diğer polis. Ya böyle bir rezillik olabilir mi? Ve özel harekat. Özel harekat polisi. Bir polis bulunduğu ilden çıkarken birim amirine şey söylemek zorunda. İzin almak zorunda. Eğer Gelen Bey ve Çolaksoy isimli İki özel harekat polisi İstanbul'dan çıkıp Ankara'ya giderken hangi birim amiri veya müdüründen izin almıştır? Hangi sicil amiri veya bağlı bulunduğu birimin içerisinde kimlerden izin alarak şehir dışına çıkmışlardır? Bunun bilgisini İçişleri Bakanı veriyor. Özel harekat polisi bir ilden başka bir ile izin almadan çıkamaz. Bütün devlet imkansız yani. Bu hiçbir yerde böyle bir şey olamaz. Yani. Ve izinsiz gidiyor. Ve gidiyorlar ve gece getiriyorlar araçlarını, sabaha karşı teslim ediyorlar. Ve bir tetikçiyi taşıyorlar. Şimdi bu tetikçiyle ilgili Doğukan Çep'in ayrıca tetikçinin dışında... Yani bu olaylara bile baktığımızda abi, demek ki o hani demin demişlerdi ya, yok bana bir davada yardımcı olacaktı Sinan Ateş... bana yardımcı olmaktan vazgeçince ben öfkelendim ve vurdum gibi bir ifadenin zaten düşüyor. Böyle bir yani böyle bireysel bir yani bunu bireysel savcılık bir, da var bir, bireysel bir kavga olsaydı o zaman bu polislerin ne işi var ta İstanbul'da Ankara'da yani. Aynen. O düşüyor zaten. Şimdi Eray Özyağcı'nın giderken bir hısmımla sorunum var diyor. Doğukan Çep ise hısmımla alışverişim var diyor. Yani para alacağım veya tahsilata mı gidiyor öyle bir şey. Öbürü de diyor ki ya bize diyor düğün vardı diye geldi diyor. Arabayı kiralayan Mustafa Uğur. Yani otoparkın sahibi. Şimdi öyle bir noktaya doğru evrilirken bazı parçaları birleştiriyoruz. Yine o tarihin içerisinde cinayet gerçekleşiyor. Takır takır herkes gözaltına alırken bu Tolga Han D isimli eski Ülk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, bu şahıs üçüncü kez Sayın Savcı, burada adli bürokrasiye de teşekkür ediyorum. Yani çalışmalarından dolayı özellikle kolluğumuza teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir çalışma örneği gösterdiler. Ve devletin namusuna sahip çıkacak şekilde görevlerini yaptılar. Yapması gereken şeyi yapıyorlar şu anda. Ve bu konuda birilerinin müdahalesini. Pekala, bir soru daha akla geliyor. İddia ama kayıtlarda var olduğunu söylüyorlar. Bize bilgi aktarırken baskı yapıldığı zaman bizim gibi birçok gazeteciye bilgiler geldi. Biz de dedik ki arkadaş, biz bu haberi yapabilmemiz için bize belge lazım. O belgeler de geldi. Niye? Birileri müdahale edeceği zaman, çünkü polisimizin de olsun, savcılığımızın da olsun, adli bürokrasinde siyasi baskı geldiği zaman, kendilerinin üzerinde bir yoğunluk olduğu zaman bunu kamuoyuyla paylaşırlar. Bizim üzerimizden paylaşırlar, birilerinin üzerinden paylaşırlar. Ve bunu da ortada ciddi bir siyasi baskı olduğu zaman yaparlar. Üçüncü kez gözaltına aldı. Durdu Özer zannediyorum Savcı Bey'in ismi. Ve üçüncü gözaltında Tolga Demirbaş'la birlikte Emre Yüksel. Kim Emre Yüksel? Özel kalemine bakıyor Ülke Ocakları'nın, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı, üniversite arkadaşı ve Ülke Ocakları'nın genel başkan yardımcısı. Mimar kendisi. Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk'ün cezaevinde kaldıkları süre içerisinde avukatlığını yapan bir isim var. Serdar Ekrem. O da tutuklandı. Şu anda o da cezaevinde. En kilit isimlerden biri olarak biliniyor. Ve İstanbul'daki o yapının, yani bu torbacı kesimi, çünkü ne kadar gayrimeşhur uğraşan insan varsa onların avukatlığını yapan biri. Birilerine desem ve MHP'nin içerisinde Ülke Ocakları'nın aktif görevde olunan bir isimden bahsediyoruz. Ve bu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bütün kilit o noktada.
Şu ana kadar ifadesine ulaşamadık ama ki sürecin içerisinde şu oldu. O dönemde sabah cinayet, pardon düzeltiyorum, 13.30'da cinayet gerçekleştikten sonra 14.15'te Emniyet Müdürlüğü'ne kim gitti? Ve sizin ne işiniz var diye emniyet müdürleri sordu. Sizin burada ne işiniz var diye. Niye gidiyorsun? Emniyete giden üst düzey bir yönetici. İsmini burada açıklamayacağım ama emniyete koşu koşu gidiyorsun. Pekala, Serdar Öktem tutuklanırken hangi milletvekilleri savcıya arayıp görüşmek istediklerini beyan ettiler? Hangi isimlerde? Şimdi buradan şunu ifade etmek istiyoruz. Ülke Ocakları'nın kurumsal kimliği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğini bir kenara koyalım. Ama burada görev alanlar veya orada birileri tarafından görevlendirenler Sinan Ateş'in bu hadisenin içerisinde cinayetinde parmakları var. Sayın Devlet Bahçeli'nin büyük bir üst perdeden, yani sözde gazeteciler, işte ne dedi, sosyal medya fareleri dedi. Ya Sayın Genel Başkan, yakışmıyor sizin ağzınıza bunlar ya. Semih Yalçın'ın ağzına yakışıyor. Çünkü bağırıyor, çağırıyor, küfür, kafir ediyor. Beni de engelleme. Ben takip etmedim bir adam. Semih Yalçın, Edip Semih Yalçın. Ben de hatta çağrıda bulundum. Sosyal medyadan engellemiş mi? Beni engellemiş. Ben de Edip Bey dedim, edepli olun dedim yani. Ben sizi takip etmiyorum ki, sen bizi niye, beni niye engelliyorsunuz? Yani öyle bir gerek var mıydı diye. Fakat süreçle ilgili... Çünkü yani o da aldı eline. Neden olabilir Recep abi? Yani bir bu olayların üstüne gidiyorsun diye mi bir rahatsızlık ya, mı? Ya ben 30 gündür... Niye rahatsız olsun ki? O da ayrı bir şey de. 30 gündür uyumuyorum. 30 gündür sabahlara kadar Twitter'da, Space odalarında da konuşuyoruz. Görüyorum, çağırıyorlar bizi. Görüyorum. Arkadaşlarımız bazen yanlış bilgiler veriyorlar. Onlarla ilgili olarak biz de müdahale ediyoruz. Diyoruz ki bu doğru değil. Şu doğru değil. Şu doğrudur, bu doğru değildir. Ve bazı mevzuda fikirlerim. Çünkü müthiş bir şey. Amerika'dan, Avrupa'dan 1500-2000 kişinin bir anda canlı yayına sabah saat 4'lere kadar canlı yayına Space odalarında bu cinayeti merak ediyor. Sağcısı, solcusu, doğru yolcusu, şucusu, bucusu demeden hangi siyasi görüşler olsun? Sanki evlerinden bir cenaze çıkmış gibi isyan ediyorlar. Eski ülkücüler, yani eski ülkücü değil, ben onları hala ülkücü olarak görüyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde partide olmayan ülkücüler isyan ediyorlar.